Çift Uğur Çiftliği kanalından herkese selamlar dostlar. Şimdi Bergama'dayım. Uzun zamandır bekliyordum aslında. Şimdi Bergama'da bir kermes var. Bu kermesi dedim gezmeye geleyim. Ya çünkü biliyorsunuz hani son zamanlarda bayağı bir artık hani köyde darlandım yani. Bu arpa işi bir türlü oldu. İşte sebzelerle çapalarla uğraştık bir türlü oldu falan. Sonrasında dedim ki hadi bugünü kendime bir şey yapayım. Tatil edeyim. Şimdi akşam da konser varmış hatta. Akşam bir konsere de kalayım dedim. Yani biraz bir kafam dağılsın. Biraz bir eğlencelik bir şeyler olsun bana da. Hem şöyle bir çıkayım iki insan yüzü göreyim. Şimdi işte geldim. Az sonra da sizi bir abiyle tanıştıracağım. Hikayemiz ilginç. Onunla da daha geniş bir zamanda neler yaptığımızı ya da neler yapmak istediklerimizden bahsedeceğim onunla ilgili. Yani değişik şeyler var. Gıda ürünleri var. İşte takı toka vesaire bir takım şeyler var. Dövmeciler çok var. Onları gördüm fazlasıyla. Böyle incik boncuk satanlar var. Ya değişik standlar var. Hatta belki işte bunu önümüzdeki sene şey yapabiliriz ya. Biz de bir sorup soruşturup tabii o zamana kadar eğer birazcık durumları düzeltebilirsek o zaman belki biz de bir küçük standla kermeste yerimizi alabiliriz. Çünkü her şey var yani. Sanıyorum burada bir kategori durumu yok. Her şey yan yana. Belki işte hani vergi levhası vesaire falan bir şey isteniyor olabilir. Onu bilmiyorum. Hatta traktör bile gelmiş yani. Çiçekçiler var, fideler var, fidanlar var. Her şey var. Çantacılar var. Ama yine dikkatimi çeken en çok şey var. Bu incik boncuk tarzı şeyler var. Klasik zaten bu tip yerlerin vazgeçilmezi. Bir de ilaveten dövmeciler çok fazla. Onları da gördüm. Şimdi yol da kapandı. Hatta yol ilk geldiğimde açıktı. Şimdi yolu da kapattılar. Artık iyice akşam panayır olacak herhalde burada. Yine çantacı var. Burada hatta kaçak kat çıkmışlar yukarı. Rağbet çok. Herkes abi. Satışta, herkes alışta. Burada bir organizasyon şirketi mi? Bu ne? Vietnam'mış. Çalgıcılarımız var. Güzel güzel çalıyorlar. Kolay gelsin gençler. Burada el işleri şeyler var herhalde. Burada yine doğal ürünler, şeyler var. Mandal 30 tane 10 lira. Partiler de var. Her şey var ya. Gerçekten yani ilginçmiş. Ben de ilk kez katıldım bu arada. Bayağı bir şey var. Yine dövmeciler var bu tarafta. Palyaçolar var. Baloncular var. Bu arada daha önceki o videolardan birinde bahsetmiştim. Bu Bergama Kültür Merkezi var diye. Şimdi sol tarafımızda kültür merkezi kaldı. Şöyle karşıda. Şimdi akşam bölümü de böyle oluyor. Bayağı yine eğlenceli. Tabii havanın kararması, yolun kapanması, mesailerin bitmesiyle şenlik arttı, kalabalık arttı. Burada da bayağı eğlenceli bir ortam var. Bayağı güzel böyle keyifli bir ortam var yine burada da. Eğlence devam ediyor. Şimdi Mustafa abiyle sizleri de tanıştıracağım. Hikayemiz ilginç. İlerleyen saatlerde de
konser alanına doğru geçeceğim. Biraz da konserde takıldıktan sonra artık inşallah köyümüze döneceğiz. Bu arada bu oturanları falan da görüyorsunuz. Çay, kahve, yeme, içme, sohbet, yani bayağı gerçekten iğne atsanız yere düşmez nitelikte bir durum var. Standlar yine bayağı yoğun. Evet, şimdi bu akşam da Öykü Gürman var. Orada kalmıştık değil mi sen bana? Onu çekelim biraz da. Biraz da eğlenelim. 9-8. Şimdi az önce bahsettiğim Mustafa abimle sizleri tanıştırmak istedim. Mustafa abi merhaba, hoş geldin. Merhaba, merhaba oluşum. Selamlar. Şimdi Mustafa abiyle hikayemiz ilginç oldu aslında. Yani hani burada biraz kısaca bahsedelim istiyorduk. Ama hani dedik madem oturduk, hani fırsat da bulduk. Yoğunuz, Mustafa abi de bayağı yoğun. Benim de işler bayağı yoğun biliyorsunuz. Dedik hani kısaca sizleri bildirelim. Hatta bunun öncesinde ben Mustafa abiden şeyi de rica etmiştim. Yani bu hani bu Bergama kermesini de az önce gezmiştik. Hani bunun hikayesini de merak etmiştim. Gerçekten güzel de bir hikayesi varmış, geçmişi varmış. İstersen abi kısaca oradan başlayalım. Sonra bir devam edelim. Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası festivalidir Bergama Kermes Festivali ve açılışını bizzat büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirilmiş olup bu yıl 86.sı düzenleniyor festivalin. Yani 86 yıldır süre gelen bir festivali yaşıyoruz an itibariyle. Valla Bergama Kermes Festivalimiz özellikle Asklepion'daki o açık hava tiyatrosunda yapılırdı normalde. Bu yıl aynı zamanda Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan konser etkinlikleriyle. Öte yandan esnafların ilk defa bu kadar çok aşırı yoğun standlar var. Onun da sebeplerinden bir tanesi Bergama'da stadyumun olmuş olduğu yer yıkıldı. Millet Bahçesi yapılacak oraya. Orası komple kermes alanı olarak ayrıldı. Yani Luna Parkı'yla ve etrafında çok sayıda standıyla aşırı derecede bir yoğunluğa sebep oldu böyle olması. Valla bu yıl her yıldan çok daha fazla kalabalık var. Ben hiç bu kadar kalabalık hatırlamıyorum ve iğne atsanız yere düşmez. Öyle bir durum var. Evet, evet, gerçekten öyle kalabalık. Yani ben de bu arada ilk kez katılıyorum. Evet. Yani geçmiş yıllarda burada değildim. Hani olduğum yılda yoktu geçen yıl. Gerçekten müthiş. Az önce hatta arkadaşlara da Luna Park'ın olduğu tarafı da şeyle gezdirmiştim kamerayla. Ben arkadaşlara bahsettim, dedim sizleri bir abiyle tanıştım. Bu abiyle tanıştıracağım dedim. Evet. İstersen kısaca abi sen bir kendinden biraz bahset. Sonra da hani bizim hikayemiz nasıl oldu, nasıl tanıştık, biraz da oralara girelim tamam, istersen uçum. Sonra. Pekala. Ben 1964 doğumlu, Bergama doğumlu bir kişiyim. Asıl işimi sorarsanız, asıl işim bayan kuaförlüğü. Fakat ben okumayı çok seven bir insanım. Dolayısıyla radyo oyunu hobi olarak başladım. 94'lerde başladım hobi olarak derken hobi gerçek işim oldu. Kuaförlük yani hobi gibi başladım. Radyoculuk gerçek oldu. Zaman içinde kendi programlarım başladı. Mustafa'nın konusu ve konukları gibi falan. Ve aynı zamanda Ulusal Best FM'le işbirliğine girdik. Onların Bergama İzmir temsilciliklerini üstlendim. Derken kuaförlük hobi gibi olmaya başladı. Çünkü kişiliğime radyoculuğun daha uygun olduğunu anladım. Karakter ayrı bir şey biliyorsunuz yani. Kişilik ayrı bir şey ve insan huzuru nerede buluyorsa orada olmalı. Ben buna inanan bir insanım. Derken radyocu Mustafa olduk. Çıktık en sonunda yani. Ha. Evet. Şimdi Best FM diye bir radyomuz var. 97.8'den yayın yapıyor Karasal'da. İnternet üzerinden de bütün platformlarda var. Mesela Play Store'dan uygulamalardan indirip telefonlarını yükleyebilir dostlar. Öyle bir radyomuz var Bergama Best FM. Evet, şimdi bir radyo kısmı var. Bir de galiba yine hani
şirket bünyesinde organizasyon tarafı da var herhalde. Evet, şimdi bizim sonuçta bir Bergama Best Akropol Yayıncılık Reklamcılık Ticaret Anonim Şirketi adı altında bir şirketimiz var ve onun bünyesinde şimdi yakında organizasyon işlerine de başlıyoruz. Best Organizasyon adı altında sanatçı konserleri, işte açılışlar falan filan, bunlar da yapılacak. Her türlü organizasyon işlerini yapacağız inşallah. Hatta istersen buradan da tanışma hikayemize geçelim. Yani nasıl tanıştık? İstersen burada ben yine mikrofonu sana uzatayım. Sen istersen kısaca özetle abi. Şimdi değerli dostlar, şöyle bir şey var. 9 numaralı otobüste yolculuk diye ben bir program yapıyorum. Ve Türkiye'nin çok yerinde gezdim. Yani buradan Van'a kadar gittim. Mikrofonum kah orada, kah burada. Bir bakmışsınız karşınızda, bizim slogana uydu. Böyle bir program var. Mesela bir bakmışsınız Bozdağ'ın zirvesinde çoban ninem almış eline asasını, koyun gidiyor. Dinleyicimi onun dünyasına sokuyorum. Ona hikayelerini anlatıyorum falan. Böyle bir programım var. Şimdi internet ortamında, sosyal medyada gezinirken baktım bir arkadaş var böyle. İlginç geldi. Hani derler ya, köyden indim şehire, şaşırdım birdenbire. Böyle bir söz vardır bizde. Arkadaş dedim herhalde şehirden inmiş köye, şaşırmış birdenbire ama artık şaşkınlığını atmaya çalışıyor ve atmış dedim. Kendi kendimi biraz takip ettikten sonra dedim benim kriterlere uyuyor. Çünkü ben kendim de öyleyim. Dost olabileceğim insanları da genellikle o tip insanlardan seçiyorum. Hayatını basitleştiren, basit yaşayan ama basit olmayan insanları seviyorum açıkçası. Şimdi Uluç arkadaşımla tanıştım. Dedim tanışmam lazım. Gittim tanıştım. Baktım aynı yöne bakıyoruz. Şimdi insanlar, herkes birbirini sevebiliyor. İnsanlar birbirlerini sevebiliyor ama herkes birbirine güvenemiyor. Öyle değil mi Uluç kardeşim? Öyle öyle. Gerçekten öyle. Ve netice itibariyle ben de aynı yöne baktığım insanları gerçekten daha böyle bir ayrı yerlere koyuyorum. Dedim Uluç arkadaşlar aynı zamanda dost olabiliriz. Hakikaten de öyle de oldu gördüğüm kadarıyla. Güzel bir dostluk gelişti aramızda. Öyle. Gerçekten öyle oldu. Yani hani tanıştık kısa zaman oldu belki ama evet. Yani böyle bir abi kardeş frekansını yakaladık gibi inşallah. Şimdi bir söz vardır. Bir filozof diyor ki bildiğini bilenin peşinden gidiniz. Bildiğini bilmeyeni uyandırınız. Bilmediğini bileni öğretiniz. Bilmediğini bilmeyenden kaçınız diyor. Yani dört cümleyle insanı özetlemiş yüzyıllar önce Konfüçyus'ta. Şimdi dolayısıyla Uluç kardeşim pek çok insanın, özellikle büyük şehirlerde yaşayan, o beton yığınların arasında bunalmış olan insanların yapmak isteyip ama cesaret edip yapamadığını, pek çoğunun cesaret edip yapamadığını yapmış. Medeni cesaretiyle yapmış. Yapmaya çalışıyor diyelim abi. Yani hani hala daha uğraşıyoruz. Adım atmış en azından. Evet. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmezmiş. Böyle de bir söz var. Ondan sonra dolayısıyla ben dedim ki Uluç kardeşimle beraber biz topluma biraz bir şeyleri anlatalım. Yani hikayelerini anlattıralım aynı şekilde. Nasıl aile olmuşsunuz? Ben bu arada onu anladım. Çok güzel bir aile gelişmiş, aile ortamı oluşmuş Uluç kardeşimin çevresinde. Çok keyifli bir olay bence bu. Yeri gelmişken ben de burada tekrardan teşekkür edeyim tüm dostlara. Ondan sonra dedim aileleri birleştirelim. Hem Uluç kardeşimin ailesini, yani sizinle bir olalım. Hem de Bergama Best FM ailesiyle Uluç'u ve sizleri buluşturalım dedim. Nasıl olur dedim. Uluç abi dedi harika olur dedi. Vallahi bence de harika olur dedim. O zaman bir ucundan başlayalım dedim. Bakalım ya nasip dostlar. Ve en başında da dediğimiz gibi yani hani önemli olan insan kazanmak gerçekten. Yani kesinlikle. Güven konusu çok önemli. Yani güvendiğimiz, sevdiğimiz, saydığımız insanları elde tutabilmek önemli. O ilişkileri barındırabilmek, sürdürebilirliğini sağlamak önemli. Kesinlikle. Yani şimdi hele günümüzde artık iyi insan olmak meziyet haline gelmiş maalesef. Yani iyi insanların bir arada olması gerekiyor bence. En azından herkes iyi insan olmaya çalışmalı değerli kardeşim. Yani insan iyiyse çevresine verdiği enerji de iyi oluyor. İyiyi kendine çekiyor. Evet, evet. Anladın mı? Yani iyi insanlar bence bir arada olsun. Ve şimdi yani şöyle bakıyorum çevreme de. İnsanlar birbirini sever gibi görünüyor, sevmiyor. Ama gerçek anlamda sevgi çok önemli bir şey. Güven çok önemli, saygı çok önemli, sevgi çok önemli. Bunlar varsa ne oluyor? Ortam daha pozitif oluyor. Her şey daha güzel oluyor. Evet. İyi insanlar bir araya gelsin ve birlikte bir şeyler üretsinler diyorum ben. Mümkün olduğunca yani. Evet, evet. Gerçekten çok önemli konular. Yani inşallah işte kısaca özetlemeye çalıştığımız gibi yani bizim de böyle bir yolculuğumuz başlıyor diyelim inşallah. Evet. 9 numaralı otobüse yolculukta bundan sonra ilk konuklarımdan bir tanesi Uluç kardeşim olacak. Hem görsel yapacağım onunla hem de şey olarak böyle röportaj şeklinde radyoda yayınlanacak tabii bu program. Evet, evet. Daha yapmadık ama yapacağız onu.
Evet inşallah. Yani hani yapalım işte, bir şekilde başlayalım, bir şeyler üretelim diye düşündüğümüz konulardan birisi aslında, başlangıcımız da bu olacak herhalde. Evet. Yani birlikte bir 9 numaralı otobüsle yolculuğun konsepti, ben kaptan şoför, dinleyiciler yolcu, alıyorum. Kah orada, kah burada geziyorum. Belki bir gün diğer aile üyelerimizden birileri de aynı şekilde bir sohbetimiz olur. Yani inşallah olur. İnşallah güzel olacak. Ve dostlar, yani ben de hani burada bir şekilde Mustafa abinin konuğu olmak da hani benim için de ayrıca hani gurur verici bir şey olacak. Güzel de olacak, keyifli sohbetimiz de olacak inşallah orada. Daha detaylı, daha böyle güzel bir sohbetimiz de olacak. Vallahi inşallah. Ben de sana teşekkür ediyorum ailenin içine beni dahil ettiğin için. Estağfurullah, ne demek abi. Ben şunu gördüm dostlar. Uluç kardeşim sizden bahsederken gerçekten bir kardeş gibi, bir abla gibi, bir anne gibi, bir dost gibi, gerçek anlamda bir aile gibi bahsediyor. Benim çok hoşuma gitti yani. Gerçekten çok güzel bir kendi aranızda duygu bağı oluşmuş. Çok güzel. Evet, evet, gerçekten öyle oldu. Tekrar teşekkür edelim tüm dostlara. Evet. Yani var mı senin eklemek istediğin bir şeyler? Yani gerçi dediğim gibi aynı zaman içinde zaten hani gelişmeleri arkadaşlarla, dostlarla da paylaşıyor oluruz. Evet. İnşallah programı yapacak olduğumuzda da hani tarihini önceden netleştirirsek belki hani canlı dinlemek isteyen dostlar olursa hani onlar da zaten takip edebilirler oradan da. Evet. Şimdi aşağı yukarı 8000 civarında arkadaş var. Ailemizin üyesi var. Onu anladım. Valla tüm üyeleri ben bu yıl 86.sı düzenleniyor dediğim gibi. 87. Kermes Festivali'ne bu yıl gelemeyen dostlara özellikle onu tavsiye ediyorum. Gelsinler Bergama'yı, özellikle o kültürel zenginliklerini görsünler ve Kermes Festivali'nde mesela bu yıl günün yani o Melek Mosso galiba değil mi? Son günlerin popüler sanatçısı. Onun konseri vardı. Böyle büyük bir izdiham yok. Yani güncel sanatçıların konserleri oluyor burada falan. Gelsinler böyle 3-5 gün kalsınlar Bergama'da. Bergama'yı daha iyi sevecekler, daha çok sevecekler. Buna inanıyorum. Özellikle Kermes'te mutlaka gelsinler. Evet evet, kesinlikle öyle. Hatta ben de hani geçmiş videolardan bir tanesinde bahsetmiştim kısaca. İşte Bergama'nın gerçekten hani tarihi, kültürel dokusu yani inanılmaz bir şeyi var. Geçmişi var aslında, tarihi var. Aynen öyle. Ve inşallah bakalım yani ilerleyen zamanlarda ben oralardan da hatta birkaç bölüm çekmek istiyorum. Yani dostları bilgilendirmek adına. Çünkü burada gerçekten müthiş bir potansiyel var. Yani şimdi buraların görülmesi lazım. Şunu söyleyebilirim. Mesela Almanya'nın Berlin kentinde Bergama Müzesi var. Ve o müzede Bergama'dan götürülen o bizim tarihi zenginliklerimiz orada bulunuyor. Yani bir dünya savaşında korumuşlar o eserleri. Ha şimdi bizimkiler onları tekrar getirmeye çalışıyor ama tabii ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Mesela orada dünyanın yedi harikasından birisi olan Zeus Sunağı var. Evet, evet. Çok acı. Gerçekten onu ben de çok üzülüyorum. Keşke işte burada olaymış da. Evet. Ha orijinalindeki yeri burada. Bergama Akropol'de orijinalindeki yeri. Ama boş. Ha en azından belki bir maketini yaparlar da iyi bir taklit aslında aratmazmış. En azından gelen görür yani o Zeus Sunağı neymiş. Dünyanın yedi arkasından birisi yani. Evet evet, gerçekten. Daha bir sürü şeyler var ve ilkler kentidir bizim Bergama'mız. Evet evet, yani çok şey var anlatılacak bu konuyla ilgili. Mesela parşömen falan vardı. Evet, onun hikayesi ayrı bir şey. İlk parşömenin bulunduğu ve hayata geçirildiği yer Bergama. İlk kütüphane Bergama. İlk akıl ruh hastalıkları hastanesi Bergama. Mesela Serapion var. Bazalika dediğimiz yer. Orası dünyanın ilk yedi kilisesinden birisi olarak yapılmış ve İncil'de adı geçiyor. Evet. Bizim Bergama gerçek anlamda buram buram tarih, buram buram kültür kokan bir yer Uluç kardeşim. Evet evet, aynen öyle. Hatta benim de yani özellikle hani Bergama'da olma isteğim de aslında biraz da bundan kaynaklanıyordu. Yani çünkü neyse konuyu saptırmayalım. Yani benim hani geçmişteki işte turizm vesaireyle ilgili de hani belki ilerleyen zamanlarda bir şeyler küçük ölçekli olsa da yapmayı düşünürsem hani en azından böyle potansiyelin içinde oluyor olmak bir artı değer yaratabilir diye düşünerek ben de özellikle hep Bergama'ya odaklanmıştım. Çok da iyi yapmışsın. Yani çünkü ben istiyorum senin gibi arkadaşlar burada, onlarla aynı havayı solumayı çok seviyorum açıkçası. Senin gibi arkadaşlarla. Çok da iyi yapmışsın. Ayağına sağlık. İyi yapmışsın. Eyvallah eyvallah. Güzel oldu. Ben de sana teşekkür ediyorum. Yani bir şekilde sen de hani bizden haberdar oldun. Sesimiz sana da ulaşmış. Evet. İnşallah birlikte zaman içinde güzelce yollarımızda yürürüz inşallah diyelim. İnşallah. Onu diliyorum ben de. Dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümü böyle kısa tutalım. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi hani parça parça gelişmeleri sizlerle paylaşırız. Mustafa abiye de tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı bana verdiğin için. Eyvallah, ben de sana teşekkür ediyorum abi. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyoruz.